Yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz ondalık kesirlerle toplama işlemi arkadaşlar. İki veya daha fazla ondalık kesri toplarken basamak yerlerine dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani nasıl normal toplamada birler basamağının altına birler basamağı, onlar basamağının altına onlar basamağı, yüzler basamağının altına yüzler basamağı yazıyorsak. Ondalık gösterimlerde de aynı şey yapmalıyız arkadaşlar. Yani virgülleri alt alta getirmeliyiz ki basamaklar aynı hizaya ne yapsın gelsin. Eksik olan basamaklara sıfır konulur. Virgüller alt alta gelecek şekilde ondalık kesirler yazılır. Doğal sayılarda yaptığımız gibi eldelere dikkat ederek toplamayı gerçekleştirebiliriz. Mesela 4,6 artı 3,8 bakın İkisinin de virgülü var. Virgüller aynı hizaya getirilmiş. 6, 8 daha 14. Elde var 1. 4, 3 daha 7. Bir de elde 8. Virgül de aynı hizadan atılmış arkadaşlar. Bazen bakın basamak sayısı eksik olabilir. Yani bunun virgülden sonra 3 hanesi varken bunun 1 hanesi var. Buraya 2 tane 0 atarak değerini değiştirmeden işlemi kolaylaştırabiliriz. Önemli olan virgülleri aynı hizaya getirmek arkadaşlar. Sonra normal toplama yaparız. Doğal sayıda da virgüllü sayı toplanabilir. Gene doğal sayıya da virgül ve bir sıfır ya da iki sıfır koyabiliriz arkadaşlar. Sonra normal toplama arkadaşlar. Örnekleri başlayalım. Aşağıda verilen toplama işlemlerini yapınız diyor. Sekiz, yedi daha. 15 Elde var bir. 4, 2 daha 6, bir de elde 7. Bakın 7,5 olmuş. Bakın virgüller aynı hizaya getirildiği için en kolay bunlar. 6, 7 daha 13. Elde var bir. 5, 1 daha altı. bir de elde 7. 4, 4, 2, 2 daha 4. 4,73 olmuş. 3, 4 daha yedi. 7. 4, 6 daha 10. Elde var 1. Bakın komşusuna yazdım. 2, 1 daha 3, 4. Artık elde yok. 8, 6 daha 14. Bakın virgülü aynı hizadan atarsam 14, 407. Bakın burada istersem şuraya 0 koyabilirim. 0, 1 daha 1. 1, 9 daha 10. Elde var 1. 4, 5 daha 9. Bir de elde 10. Elde var yine 1. 6, 3 daha 9 bir değer 10. Yani 10 virgül 0, 0, 1 olmuş oluyor. D şıkkında bakın arkadaşlar şuraya 0 atarsak 0, 1 daha 1 1, 5 daha 6 9, 2 daha 11 elde var 1 7, 3 daha 10, 11 elde var gene 1 1, 1 daha 2 yani 21,161 Burada buraya 0 atarsak 4 0 daha 4 3 2 daha 5 1 5 daha 6 6 1 daha 7 yani 76,54 çıkar arkadaşlar. Burada 2 tane 0 atarak işlemi kolaylaştırabiliriz. Burada yine 2 0 atarak işlemi kolaylaştırabiliriz. Biliriz arkadaşlar. Yumuşak G kısmında gene bakın şuraya bir sıfır atıp işlemi kolaylaştırabiliriz. Bakın 7 tam diyor. 7,00 3 tane atabiliriz. Hiç sakıncası yok arkadaşlar. Burada 95,26 şuraya bir 0 atabiliriz arkadaşlar. 49,999'da da 1 tam binde 1 toplarken bakın dikkat edelim. 9 1 daha 10 elde var 1. Buraya 1 geliyor. 9 1 9 0'da 9 bir de elde 10. Gene elde var 1. 9 0'da 9 bir de elde 10. Gene elde var 1. 9 1 daha 10 bir de elde 11. Gene elde var 1. 1 5'te 1 4 daha 5. 51 tam binde 0. C şıkkında bir sıfır atarız. Kolayca toplarız. K şıkkında 2,00 haline getirebiliriz. Sonra kolayca toplarız arkadaşlar. 2. Aşağıdaki verilen toplama işlemlerini ne yapın diyor? Yaparız diyor ama nasıl yapacağız? Alt alta yapacağız arkadaşlar. Yan yana verilmesi yan yana yapacağız anlamına gelmez. Alt alta yazalım. Bakın 6,5, 2,4, 5,4 daha 9. Elde yok. 8 e 6 2 daha 8, 8,9. Burada 7,8 ama ben bunu 80 yapabilirim. 1,03 toplarsam 0,3 daha 3, 8,0 daha 8, 7 daha 8. Aynı hizadan virgülümü atarım işi bitiririm. 8,12 ile 9,003'ü bakın. Bakın. 8,12'ye bir sıfır atılmış, toplanmış, gayet kolay bulunmuş. 2,01 80,4 bakın buraya bir sıfır atabiliriz. 80,40 haline getirdik. Topladık. Cevabımız 82,41 oldu arkadaşlar. D şıkkında 41,2 ile 5,039 Bakın arkadaşlar 4,2'ye 2 iki tane sıfır atılmış toplanmış 46,239 bulmuş. 9,03 ile 2,11'i virgülden sonraki hane sayıları eşit olduğu için bir sorun yok arkadaşlar. 3 1 daha 4, 0 1 daha 1, 9 2 daha 11 aynı hizadan virgül atılmış. Bakın burada 9 tam 9,0 haline getirmemizde bir sakınca yok. Yeter ki hiza bozulmasın arkadaşlar. Önemli olan hizayı bozmamak. G şıkkında 4,43 9,199 bakın 3 rakamı var. Bunun 3 rakam olması için şuraya bir sıfır atarız. Ondan sonra virgüller aynı hizaya geldikten sonra kolayca toplama yapılabilir. Yumuşak G'de bakın 90 tam. 90 tamı 90,000 Yazarsak 9 sıfır daha 9, 9 sıfır daha 9, 1 sıfır daha 1, 3 0 daha 3, 9, 7 daha 16, 16 163, 199. 6,9 bakın 12,999 6,900 haline getiririz. Virgüller aynı hizaya geldi. Bakın birler basamağı, birler basamağı onda birler, onda birler yüzde, birler, yüzde birler, yüzde birler, binde birler, binde birler sonra toplandı. Aşağıda verilen toplama işlemlerini yapınız diyor. Bakın üçlü toplama burada. Gene şuraya bir sıfır ve şuraya bir sıfır atarak işi ne yapabiliriz? Kolaylaştırabiliriz. 5 sıfır daha 5. 5 sıfır daha 5. 3 4 1 daha 5. 3 daha 8. Elde yok. 3 4 daha 7. 2 daha 9. 9 virgül. Burada bakın 7,800 8,000 yazabiliriz. Maksat virgülleri aynı hizaya getirmek arkadaşlar. Başka bir şey değil. C şıkkında 7,4, 2,41 ve 12 tam diyor. 12,00, 7,40 yaparsak kolayca 21,81 buluruz. 6,99, 8,01, 7,00 yazarsak 9 1 daha 10. 10 0 daha 10. Elde var 1. 9 0 daha 9. Bir elde 10. Gene elde var 1. 6 8 daha 14. 7 daha 22. 21. Bir de elde 22. 22. Tam bakın 22,00 yerine 22 tam yazılmış. Gayet de güzel yapılmış. D şıkkında 12,003. 7,01. 8,3. Virgülden sonraki haneleri eşitlemek için bir 0 buna 2 0 atarsak cevabımız 27,313 olacaktır. E şıkkında 0,3 0,123 5,61. Burada 0,3'e bir sıfır atarak 0 atarak 0,30 haline getirebiliriz. Ondan sonra toplama yapmak zor olmasa gerekir. F şıkkında 0, artı 0, 004 artı 0, 0,4 artı 0,004 artı 0,04. Yani 10'da 4, 1000'de 4, 100'de 4'ü toplarsak bakın 0,4'e 2,0. 0,04'e 1,0 atarsak gördüğünüz gibi 0,444 çıkar. Burada da 1,2'ye 2,0 7,41'e 1,0 atarsak kolayca 8,809 buluruz. G şıkkında 10,00 5,20 haline getirirsek kolayca cevap buluruz. H şıkkında 9,3'ü 9,300. 4,88'i 4,880 haline getirirsek kolayca toplayabiliriz, hata yapmadan. Aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. 2,43'ün 5,184 fazlası diyor arkadaşlar. Fazlası demek Fazlasını almak demek. Toplama demek. 2 virgül 43 Bir sıfır atıyorum. Bir 5 virgül 184 ile Fazlası dediği için topluyorum. 0 4 daha 4 8 3 daha 11 Elde var 1 4 1 daha 5 bir de elde 6 Artık elde yok. 5 2 daha 7 7 virgül 614 Çıkmış cevabımız. 0,009'un 4,81 fazlası diyor. Yani toplayacaksın. 0,009'u da 4,810 haline getirmiş. 0,60 toplamış. 12,368'in 161,4 fazlası diyor. 12,368 161,400 haline getiriyorum. Topluyorum. Çıkıyor. Ç. 23,4'ün 28,569 fazlası diyor. Fazlası. Gene bakın 24 23,4'e 2 sıfır atmam gerekiyor. 51 tam. 1000'de 969 çıkıyor. Aşağıda verilen toplama işlemlerinde basamaklardaki harflere karşılık gelen rakamları bulunuz diyor. Bakın arkadaşlar A virgül 5 şuraya bir sıfır atmakta fayda var. 0 4 daha 4. Yani B 4'müş. Elde yok. 5 0 daha 5. 3 ile neyi toplarsam gene 3 çıkar. 0 burası 0 olmalı ki. Değil mi? O toplam çıksın. Evet burası 0 burası da 4 çıkmalı. B şıkkında şuraya bir sıfır atıyorum. 0, 3 daha 3. C ile 2'yi toplamışlar. Ya 0 çıkmış ya da 10 çıkmış arkadaşlar. 0 çıkma ihtimali yok. 2 ile neyi toplarsam onu eder. Ondan 2'yi çıkarsam 8. C'nin 8 olduğunu rahatlıkla görürüm. Elde var 1 arkadaşlar. 4, 1 daha 5. Bir de elde 6. Demek ki D de 6'ymış. 5, 2 daha 7. Görelim. C8, D de 6'ymış. C şıkkında bakın şuraya 0 atabilirim. 0 1 daha 1. 8 3 daha 11 elde var 1. Bakın arkadaşlar. E ile 2 toplanmış. Bir de elde gelmiş. Yani E ile 3 toplanınca 1 çıkmış. Bu mümkün değil. Bu 11 olsa gerek. 11'den 3'ü çıkarırsam herhalde buranın 8 olması lazım ki değil mi? 11 etsin. Gene elde var 1. 9 6 daha 15. Bir de elde 16. Yani F'de 6 olacak ki bu mümkün olsun arkadaşlar. Ç şıkkında gene bir sıfır attım. 0 7 daha 7. K ile 0'ı topladım 4 etti. 0 etkisi olaman olduğu için K 4 olabilir. Sakınca yok. Elde yok. 0 M'yi topladım gene 0 etti. Demek ki bu da 0'mış ki elde gelmemiş. 0 0 daha 0 yani. 1 4 1 de 0 olmalı. D şıkkında Bakın buraya bir sıfır attım. Sıfırla N'yi topladım. 9 ettiğine göre N9 olmalı. 9, 0 daha 10. Elde var Bir arkadaşlar. 8, 1 daha 9. Bir de elde 10. Gene elde var bir. Şuraya bir 1. 7, 6 daha 13. Bir de elde 14. Elde var gene bir arkadaşlar. bir 1, 1 daha P'nin de ne olması lazım? 2 olması lazım ki bu sağlansın. E şıkkında 4, 1 daha 5. R ile 8 toplandı da 7 etmiş. Bu mümkün değil. 7 olamaz. Demek ki bu 17 olabilir. 17'den 8'i çıkarırsak R denen sayının 9 olması gerekiyor arkadaşlar. Elde var 1. 5, 1 daha 6. 1 de elde 7. Elde yok. 5 ile S'yi toplandı 9 etmiş. 9'dan 5'i çıkarırsam de demek ki 4 olmalı ki bu sağlansın arkadaşlar. Dersimiz burada.